Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed. Evet arkadaşlar, bugün yine fiilleri kök harflerine göre incelemeye devam ediyoruz. Bugün lefif fiilini işleyeceğiz. Lefif fiile gelmeden önce aksam-ı seba dediğimiz 7 türde karşımıza gelen bu kök harflerine göre fiilleri tanıyalım. Aksam-ı teba esas itibariyle ikiye ayrılıyor. Sahih fiiller ve mu'tel fiiller olmak üzere. Kitabımız sahih fiillere girmeden doğrudan mu'tel fiillerle başladı. Önce nakıs fiillerle başladık arkadaşlar. Sonu illetli olan da'a, yed'u gibi, rama, yermi gibi. Daha sonra misal fiili gördük. Yani ilk harfi vav veyahut da ye gibi illet harfi olan fiil türüydü. Ya da ecvefi gördük. Ortasında illet harfi olan kâle yekûlü, mâle yemîlü gibi. Bugün ise mu'tel türlerinin sonuncusu olan lefif fiilin bir türünü göreceğiz. Çünkü lefif fiili de ikiye ayrılıyor. Lefifi mefruk yani fark olan, lefifi makrun yani karin yakın olan, yani misal, ecvef, nakıs başta, ortada, sonda birer illet harfi varken lefif fiilde kök harfi 3 harfli olan fiilin ikisi arkadaşlar illette fiil. Bakın vefe başta vav sonda elif. Kaviye ortada vav sonda elif. Yani ikişer tane illet harfi olursa lefif fiil oluyor. Yalnız eğer bu illet harfleri araya bir harf girerek mesafeli geliyorsa mefruk diyoruz. Ama direkt sonda bitişik geliyorsa buna da makrun diyoruz. Evet, bugün arkadaşlar konumuz lefif fiil olacak. Burada da zaten aynı açıklamayı görüyoruz. Lefif fiilin tablosuna bakacağız. Lefif fiilde arkadaşlar biz ilk olarak ne ve yenvi yani makrun olan türü göreceğiz. Yani illet harfleri birbirine bitişik olan türü göreceğiz. Daha sonra mefruka geçeceğiz. Tabi bu durum itibariyle arkadaşlar yani makrun olan fiil türünde çekimi için yeni bir şey bilmemize gerek yok. Neden diyecek olursanız arkadaşlar lefif makrun olan türün çekimi şu nakıs fiilin çekimine benziyor. Arkadaşlar bir kere şu türde çekim yok. Şu türde çekim olsa da kitabımız buna örnek vermemiş. Yani şu şekilde çekim. Yani nakıs fiilin rama yermi işte mazisi elif, muzarisi ye ile biten çekim türünü bilen kişi bunu da çeker. Çünkü arkadaşlar zaten burada neva yenvi derken sonu elifi maksure ile bitiyor. Muzarisi de ye ile çıkıyor. Yani rama yermi ile ne ve yenvi arasında illet harfinin 1 veya 2 olması dışında bir fark yok. Dolayısıyla zaten çekimde sonu ele aldığımız için bu çekimi ne denir? Nakıs fiile göre yapıyoruz. Rama ramaya ramev. İşte neme nemeye nemev şeklinde yapabiliyoruz. Dolayısıyla burada sadece bilmemiz gereken lefifte iki illet harfi var. Makrun olursa tave, neve gibi iki illet harfi yan yana oluyor. Dolayısıyla çekim aynı şekilde karşımıza geliyor. Yine bakacak olursak neveytü ben niyet ettim. Neveyne biz niyet ettik. Neveyte sen niyet ettin. Neveyti bayan için sen niyet ettin. Neveytüme siz ikiniz niyet ettiniz. Neveytüm siz niyet ettiniz. Neveytünle bayanlar siz niyet ettiniz. Neve o erkek niyet etti. Nevet burada hatırlayacak olursak bu elif düşüyordu arkadaşlar. Yine hümede neveye derken ne denir? O ye geri geliyor. Elif ekliyoruz. Ama hümede nevete derken arkadaşlar T ne denir? Ekimiz, neva, iki harfimiz. Dolayısıyla burada bir harf düşüyor. Hüm derken arkadaşlar nevev
derken yine illet harfi düşüyor. Çünkü ne ve asıl harfler, vav ise vavul cema'a. Dolayısıyla burada iki harf kalıyor. Bu üç yerde aynı nakıs fiilde olduğu gibi illet harfini kullanmıyoruz. Sünne derken de neveyne şeklinde çekiyoruz. Tabi önceki şeyde kural neydi? Elifle biten mazi fiil muzaride genellikle noktalı y olarak gelirdi. Neveden yenvi'yi bulduğum zaman gizli zamir olan bölgeleri yenvi, envi, nenvi, tenvi, tenvi şeklinde çekebiliyorum. Ben niyet ediyorum, sen niyet ediyorsun. Bir ne denir? Biz niyet ediyoruz gibi çekimleyebiliriz. Buradan sonra ise ikilleri yapabiliriz. İkillerde kural bozulmuyor. O ikisi niyet ediyor. Yani o ikisi, o bayan yani niyet ediyor. Tenviyani entüme, siz ikiniz niyet ediyor derken de tenviyani şeklinde yapıyorduk. Ya ul muhatabada ise tenvine şeklinde yapıyoruz. Entüm olursa tenvune, hüm olursa yenvune, entünne olursa tenvine, bu entiye benziyor. Hünne olursa da yenvine şeklinde yapıyorduk. Evet, emre geçerken de arkadaşlar neydi kural? İnvi neyin emri arkadaşlar? Ente. Evet, tenviden, muzarisinden ne yapıyordum? Emir yapıyordum. Muzare harfini atıyorum. Okunmadığı için elif koyuyorum. Okunmadığı için elif koyuyorum. Tabi ne ve yen vi derken vav'ın harekesi kesre olduğu için elif de kesre geliyor. Daha sonra sonda da illet harfi burada düşüyordu. Ne denir? Ne diyorduk bu durumda? Mebniyün ala hasfı, harfu illet diyorduk. İnvi bulduktan sonra da enti olursa ya'ül muhatabı ekliyoruz. İkisinden istersek eliful isneyin ekliyoruz. Entüm yani siz niyet edin derken ne denir? Vavul cema'yı ekliyoruz. İnvine olursa da nunu nisveyi ekliyorduk. Bu şekilde çekimimizi yapabiliyorduk. Evet, dolayısıyla bu anlamda bizi çok zorlamayacak bir konu olarak duruyor. Evet, örneklere geçmeden önce de ne denir? Bu tarz lefifi makrun içinde geçen bazı hadis ve ayetleri sizlere okumak istiyorum. Burada Hazreti Ali söylemiş. Men rava ala mu'mini rivayetin yuridu biha şeynehu ve hedmi muruvvetehu liyeskute min a'yunin nas. Yani insanların gözünden düşürmek için bir Müslümana bir kusurunu başka Müslümana rivayet eden, aktaran kimse ne olur diyor? Ahracehullahu min velayetihi ila velayeti şeytan. Allah kendi onu deruhtesinden kendi velayetini alır, şeytanın velayetine verir. Fele yukbiluhu şeytan. Yani şeytan bile onu kabul etmezmiş. Hadiste ise innemel a'malu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Ve innemel likulli imri'in ma neve. Herkesin de niyet ettiği şey vardır. Niyet ettiği şey neyse ona göre karşılık alır diyor. Burada da neve fiilini görüyoruz. Ayette ise Bismillahirrahmanirrahim. Yevme natvis semâe ke tayyis sicilli lil kütüb kemâ bede'nâ evvele halkin nu'iduh va'den aleyna inna kunna fa'ilin. Sadakallahul azim. Evet, o gün semayı, kitapları dürer gibi düreriz. Bakın, kitabın dürülmesi. Bizde dürüm diye de bir şey var. Ne yapıyoruz? Yufka ekmeği dürüyoruz. Yani kemâ bede'nâ evvele halkin nu'idu. Yani nasıl ilk yaratılış yapmışsak onu tekrar iade ederiz. Va'den aleyna, bu bize bir sözdür. İnna künne fa'ilin, onu yapacağız şeklinde görüyoruz. Evet, şimdi
Alıştırmalara geçecek olursam, sahihil fi'le lefî fi'l cümel âtiye. Evet, bunları buraya uydur demiş. El kütübü cemal li gayri akıl olduğu için hava hiye şeklinde gelir. Ne olur arkadaşlar? Havet. Yani kitaplar birçok bilgi içerdi şeklinde yaparız. Burada da elif hiye de düşüyor. En-nisa'u keva el-melabis. Kadınlar elbiseleri ütüledi. Keva yekvi. Mikvatun ütü demek mesela. Burada da en-nisa kadınlar müpteda sayı ve cinsiyet yönünden uyum sağlayacağı için burada da keveyne şeklinde yaparız. Üçte ise entüme rava kıssaten garibe. Siz ikiniz garip bir hikaye aktardınız. Rava rivayet etmek bir anlamı da sulamak. Entüme olduğu için ravaytüme şeklinde yapıyoruz. Ravaytüme. Evet, dörtte ise ene neva şira es seyyareti yevmel hamis. Perşembe günü araba satın almaya niyet ettim. Neveytü şeklinde ne yapabilirim? Yazabilirim. Evet, şu şekilde doğrularını da sizlere açabiliriz. Evet, mazi ile ilgili alıştırma bu şekildeydi. Bir de muzarisine bakacak olursak. Havvilil ef'alil ati ilel mudari'. Evet, en-nisa'u ravâ li etfâlihinne kısasan tarife. Evet, kadınlar çocuklarına ilginç, güzel hikayeler anlattı, aktardı. Evet, ravâ muzarisi yervi. Kadınlar o kadınlar olduğu için yervine şeklinde yapıyoruz. El-bâ'i'âni tavel kumsânel cedîde. Evet, iki satıcı yeni gömlekleri dürdü. Dürüyor diyeceğiz. Tava yatvi, o ikisi olduğu için yatviyani, yat bir yana gibi bir şey oluyor. Üçte ise ettullâbu nevel hurûce fî rihletin ilâ kıymetil cebel. Evet, öğrenciler dağın tepesine seyahate çıkmaya niyet ettiler derken neva yenvi, çoğul erkek olduğu için yenvune şeklinde yapıyoruz. Evet, dörtte ise nahnu şevessemeke ala şatil bahır. Sahilde balık ızgara yaptık diyor. Şevayeşvi, neşvi biz yapıyoruz şeklinde cevaplandırıyoruz. Diğerinde ise emir hane dönüştür demiş. Bir keva Muhammedun cellabiyetehu. Muhammed cilbabını ütüledi. Ütüle diyeceğiz. Keva yekvi ikvi. Evet, rovet 2'de. Rovet Semira kıssaten lil etfal. Semire çocuklarına hikaye rivayet etti derken rivayet et diyeceğiz. Rava yervi irvi irvi sen yaul muhataba kullanacağız. Üçte ise leva şurtayı zira'a sarik. Polis hırsızın kolunu büktü. Leva bükmek demek. Liva sancak. Sancaklarda katlanıp büküldüğü için liva deniyor arkadaşlar. Bük diyeceğiz. Leva yelvi ilvi şeklinde yapabiliyoruz. Evet, dörtte ise neva sa'idun ve isamun ez-zehabe ilel mel'ab. Evet, burada da inviye şeklinde yapabiliyoruz. Niyet ediniz. Evet, mazi, muzari, emir olarak hepsinden örnekler göstermiş. Evet, burada da arkadaşlar harekeleri koymamız istenmiş. Ettelevus müpteda olduğu için merfu bir damme. Hatarun haberi merfu bir damme. Yuheddidu burası sıfatı kendi içinde bir cümle. Yuheddidu fi'lun mudari merfu bir damme. Neyi tehdit ediyor? Hayatı mef'ulun bi mansub bil fetha. Nasıl bir hayat? Beşeriye sıfat ona tabi mansub bil fetha olarak geliyor. Etikide ise el hurubu sahemet fintişari savaşlar kirliliğin yayılmasına katkı sağladı derken el hurub mübdeda merfu bi damme sahemet fi'lin madi mebniyün alel fethi fi harfi cer intişar mecrur bil kesra telebüs onun muzafın ileyhi kesralı olarak geliyor. Üçte ise men yesten şıkı
Duhane yete'arrad dil marat. Evet, burada şart üslubu kullanılmış. Her kim duman solursa hastalığa maruz kalır. Men yesten şıkı nedir? Fi'lun mudari meczum bis sükun. Neyi solarsa duhane mef'ulun bih mansub bil fetha yete'arrad. Burada ise fi'lun mudari meczum bis sükun. Bil marat harfi cer ikilisi. Dörtte ise yecibu enne yete'avene el alemu li halli müşkületi televvüthi. Evet, dünya kirlilik sorunu çözmeye için yardımlaşması gerekir. Yecibu fi'lun mudari merfu bid damme en nasbedeti yete'avene mansub bil fetha. Yardımlaşan kim? El alemu fail. Ne için? Li halli müşkületi televvüthi. Tamlama ve harfi cer zincirini görüyorsunuz. Beşte ise tenfusu medahinul masani'i gazatin tenkuluha riyah. Evet, burada tenfusu fi'lun mudari merfu biddamme. Kim üfürür? Medahinu failun merfu biddamme. Fabrikanın bacaları derken masani'i muzafinley mecur bil kesra. Neyi üfürür? Gazatin mef'ulun bih mansub bil kesra. Nasıl gazlar? Rüzgarların taşıdığı. Tenkulu fi'lun mudari merfu biddamme. Kim taşır? Er-riyahu fail merfu biddamme şeklinde yapıyoruz. Altıda ise tüşirut takarir ila darurati taharrukil hukumet limuvacaheti televuz. Tüşiru fi'lun mudari merfu biddamme. Kim işaret eder? Raporlar. Takariru fail merfu biddamme ila darura harfi cer. Teharruki onun muzaafın ileyh mecrur bil kesrası. Bu da yine tamlamanın kesrası. Li harfi cer ilişkisi. Li muvaceheti et televüsü muzaafın ileyh. Yedide ise el manatiku leti ta'arradat ila televüsin tehtacu ila senevatin li i'adede tenavuzu tevazunu fiha. Evet, mübteda el manatik merfu biddamme. Elleti ismi mensul mebni. Mebniyün alel sükun tabi. Te'arradat da mebniyün alel fetih. İlâ televüs cer durumu. Tehtâcu. Evet, merfu biddamme. İlâ senevet cer durumu. Li'i'adeti cer durumu. Tevazun onun muzafin ileyh mecrur bil kesrası. Sekizde ise lem tete'esser ba'dul menatiki bit televüsü ilel en. Lem cezmedatı. Dolayısıyla fi'lün mudari meczum bis sükun. Etkilenmeyen kim? Ba'du fail merfu bil damme. Menatık onun muzafin ileyhi. Bit televusi harfi cer. İlel en. Tabi ene mekan zarfı mebni, yani zaman zarfı mebni olduğu için harekesi de değişmemiş. Evet, son olarak da irab alıştırmamız var. E'rib cümelil etiye. Bir metanumaris riyadatan neş'uru bin neşat. Her ne zaman spor yaparsak kendimizi dinç hissederiz. Dolayısıyla şart durumunda iki muzare fiil de meczum oluyor. Buna göre yapacak olursak meta şart edatımız cezmeden, numaris ise muzari meczum bir sükun oluyor. Fail damir mustatir nahnu. Riyadaten neyi yapıyoruz? Riyadaten mef'ulun bi mansub bil fetha. Neş'uru ikinci meczum bir fiil. Bin neşat cer durumu var. İkide ise irvi kıssaten tarifa, bildiğim bir hikayeyi anlat demiş. Rava yervi, burada emirde ille tarifi düştüğü için fi'lun emirin bütün emir fiiller mebnidir. Mebniyün ala hasbu harfil illet vel faal demir müstitir ente. Kıssaten neyi anlat? Kıssa mef'ulun bih mansub bil fetha. Ta'rifuha, bu da fiil nas ve cez durumuna etkilenmemiş. Merfu bir damme, ha ise onun nesnesi mef'ulun bihi oluyor. Et leyte, üçte ise leyte hadisetel infijar lem teka. Keşke patlama olayı gerçekleşmeseydi. Leyte biliyorsunuz inne ve kardeşlerinden hurufun müşebbehe bil fiil.
Hadise ise leytenin ismi mansup bil fetha, aynı zamanda muzaf, infijarun ise muzafun ileyh mecrur bil kesra, lem teka cümle olarak leytenin haberi, kendi isminde içinde ise lem cezmedatı, teka ise meczum bir sükun olmuş bir fiil olarak karşımıza geliyor. Evet, bu şekilde arkadaşlar geçen metin konularını tüm silsetül lisan dil eğitim setinin tüm metin konularını tamamladığımız gibi şu an itibariyle de tüm dil bilgisi konularını bu 8 kitap boyunca tamamlamış bulunuyoruz. Rabbimize hamdolsun. Yani bir seneden fazla bir süredir uzun emekler, araştırmalar, değerlendirmeler, çalışmalar sunarak hazırladığımız bu çalışmayı siz öğrencilerimize veyahut da Arapça meraklılarına istifadesine sunmuş oluyoruz. Daha önce de dediğim gibi sadaka-i cariye önemlidir. Öldükten sonra insanın amel defterinin kapanmaması babında arkada bırakacağı eserler önemli. Dolayısıyla burada anlattıklarımız YouTube'da, Telegram'da, orada, burada bizden sonra da izlendikçe ne denir? Bize sevap gelmeye devam edecek. Üzerine bir Fatiha da gönderirseniz tabii ki çok daha mutlu oluruz. Bu dünya ölümlü bir dünya. Bu dünyada hoş seda bırakarak, zulmetmeden, hakka hukuka girmeden, Allah'ın rızasını kazanarak, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanarak huzuru ilahiye hesabımızı en güzel şekilde verecek şekilde gitmek lazım. Arapçada bu anlamda bizi manevi hatta maddi olarak destek olacak bir dil. Umarım bu noktada size hem dil anlamında hem maneviyat anlamında gerekli sunumları yapmışızdır. Bunları dinleyen arkadaşlarımıza yorumlarını açığız. Yanlışlarımız varsa düzeltebilirler. Önerileri varsa sunabilirler. İnşallah hayır olur. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.